Evet, Ses Deneme 1 1.2. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce hiç çekilmemiş bir videoyu çekeceğiz. Birazcık kısaca konuşacağım ama yayına hemen başlamadan önce 3-5 tane hatırlatma yapalım. Bir kere dün, kanullah sensenizle canlı yayındaydık, cap canlı yayındaydık, yan yanaydık uzun bir süreden beridir. Ama maalesef teknik aksaklıklardan dolayı videolu yayın yapamadık ama 2 saate aşkın bir yayın yaptık. E, duymayan, görmeyen arkadaşlar varsa onu hatırlatarım özlenen canlı yayın diye şey de göreceksiniz zaten Onun dışında Tabii ki kanalımızda beğen butonuna abanmayı artık ihmal etmiyorsunuz Niye Çünkü bu aralar azmettik arkadaşlar en azından tuz yazıp enter basınca YouTube'da bizim kanalın en üstlerde çıkmasını istiyoruz ve de faydalı olmasını umduğumuz kanalımızın daha 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 çok insanlara ulaşmasını ve daha çok insanın faydalanmasını istiyoruz açıkçası ve bugün Birazcık kimsenin böyle çok konuşmadığı bugüne kadar bir mevzu üstünde birazcık böyle kısaca konuşmak istiyorum. Ee, bu arada şu görüntü, ses, ıvır zıvır şunları da bir düzenleyelim, toparlayalım. Ee, canlı sohbeti de bugün canlı canlı interaktif yapayım dedim. Artık birazcık banttan yayınlara döneceğiz ama e, en azından bu konuda daha fazla birazcık interaktif de olabiliriz arkadaşlar. Şimdi asistan hekimlik. Ee, yani pratisyen hekimlik üstüne de belki daha ayrıntılı bir... E, Konuşacağımız bir videoda olur e, açıkçası ama asistan hekimlik e, üzerine ve asistan hekim arkadaşlara özellikle e, tusu bitirmiş gitmiş ve böyle e, yeni bir kariyerinde yeni bir adım atan insanlara yönelik böyle birazcık e, ya tavsiye vermek gibi ya tavsiyeler şimdi videonun başlığı öyle oldu değil mi? Evet tavsiyeler diye yazmışız doğru ama e, yani tavsiye vermek aslında hiçbir insanın haddine değildir de en azından böyle e, birazcık Yaşanmış yılların ve böyle e, kel kafanın verdiği yetkiye dayanaraktan arkadaşlar 3-5 kelam etmek istiyorum sizlere. E, şimdi öncelikle geçmiş olsun. TUS'u bitirdiniz ve falan şehrin falan hastanesinin falanca kliniğinde bir asistanlık kazandınız. Ve orada asistanlığa başlayacaksınız arkadaşlar. Yeni bir hayat kuracaksınız. Belki bu sizin yıllardır hayalini kurduğunuz işte bir şehirde hayalini kurduğunuz bir bölümün asistanlığını yapmak olacak. Belki ne bileyim hasbel kadar tercih ettiğiniz bir bölümün bir yeri olacak. Yani ne bileyim her zaman böyle tercihlerde biliyorsunuz insanı çok istediği gibi gitmeyebiliyor ama neyse nihayetinde yeni bir hayat kuracaksınız. Geçmiş olsun hayırlı olsun ee, diyerekten başlayalım. Şimdi en 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 öncelikli tavsiyem şu olur arkadaşlar. Şimdi insanın ee, özellikle tıp fakültesi gibi uzun bir öğrencilik hayatından sonra meslek hayatına atılıp da pratisyen hekimlik ve ardından da işte tuz normalde nasıldır genelde hep işte e, tusa girersin çıkarsın tuz sonuçları açıklanana yerleştirme ıvır zıvır olana kadar da bir 2-3 ay mecburiye gidersin genelde mecburi hizmetten de e, şeye e, başlayacağın şehre geçersin ama o başta böyle bir 2-3 ay cebin bir para görür ilk defa ömrü hayatında e, yıllar boyu öğrencilikten yani 0 TL paradan ki artık internette de gerçi e, asgari ücret kadar e, sanırım şey yapılıyor e, intern doktor arkadaşlarımıza e, maaş veriliyor ama neyse nihayetinde gerçekten en azından bir pratisyen doktor ne kadar bir para alıyorsa o kadar bir parayı alırsın ve cebine koymaya başlarsın ama... Ya, bu birazcık şey olur böyle insan ilk defa e, yani kendi kendine para kazanmaya başladığı zaman e, çok böyle garip bir şeye girebiliyor bazen bazı insanlar özellikle yani savurganlık ve böyle oha lan cebim para gördü falan filan ne bileyim böyle eskiden e, işte ya insanlar direkt olarak hemen işte böyle laps yapış, yapıştır oradan işte bir tane iPhone laps oradan yapıştır işte ne buluyorsan tamam mı artık şeyine göre. E, Şimdi nihayetinde birazcık bu böyle değişik bir psikolojiye sokar insanı ama e, burada şöyle bir trik nokta var arkadaşlar. Şimdi bazen duyuyorum bakın e, Kerem hemen yorum yazıyor ekonominin gidişatından para görmüyoruz diyor da Kerem bak yine de katılmıyorum ona. Şimdi bazen e, ya şöyle iyi kötü bir para alırsın sonuçta yani bakın bu insanların tabii ki yani e, şeyleri görüşleri çok farklılık arz edebiliyor tabii ki her insan parayı daha daha çok parayı daha 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 çok parayı tabii ki sever yani bugün bana e, deseniz ki ya işte Onur Tosu, sen 10 lira değil de artık 100 lira almaya başlasan ya Eyvallah haga derim yani neden hayır diyeyim ama ya şunu diyeceğim nihayetinde pratisyen doktor, asistan doktor, uzman doktor tabii ki dünya standartlarına göre e, ülkemizde belki çok daha Eş değer para olarak daha az alıyor olsa da yine iyi kötü bir para geçer cebinize tamam mı? Ama e, şimdi bunu harcarken ya da harcamayı planlarken diyelim bazen özellikle bu meslek hayatının başlangıcında e, bu ilk defa insanın kendi parasını kazanıyor olması durumundan dolayı insanın biraz böyle fazla açılması mevzusu olur arkadaşlar tamam mı? Bazen böyle mesela denize gidersin ya karşıda böyle işte şeyleri dubaları görürsün böyle tamam mı? Ulan gideyim ben bu dubalara dersin. Gidersin. Sonra böyle baktın gittin böyle dubalara. Ulan iyi dersin buraya kadar yüzdük. Birazcık daha açılayım bakayım dersin. Açılayım dersin. Bir açılırsın. Sonra ulan geriye dönüp bir bakarsın. Sahil o kadar geride kalmış ki. Dersin ki ulan nasıl döneceğiz buradan geriye. Yani artık böyle çok açıldık falan. Tamam biraz böyle sıkıntıya girer. insan böyle ulan boğulacağım mı falan şeyine girersin. Bir iki kere onu böyle denizde yaşadım. Sonra böyle <laughs> o gün bugündür denize gitsem açılmıyorum çok tamam mı? Neyse ama mesela bunu bazen şunun için uzun uzun anlatıyorum. Ekonomik olun arkadaşlar tamam mı? Diyelim ki falanca şehirde filanca yerde asistanlık kazandın. Ev tutacaksın diyelim ki tamam mı? Yapabiliyorsan eğer böyle hakikaten üniversiteden samimi oldun arkadaşın vesaire varsa zaten daha cost efektif olması adına ortak bir şekilde ev tutabilirsin tamam mı? Ha ama Kendim ben arkadaş ya kimseyle uğraşmam etmem kafamı dinleyeceğim tek başıma ev tutacağım diyorsan da ekonomik bir şekilde e, ev tutmak için birazcık araştırmalar en azından böyle bir soruşturmalar yapabilirsin çevrende tamam mı? Ve ya şöyle bu örneği uzun uzun anlatıyorum şu yüzden şimdi mesela vakti zamanında bir tane arkadaşım demişti tamam mı ulan böyle e, işte yeni başlayan başka bir şeyde böyle asistan oryantasyon falan filan şeysi gibi bir şeyde tanışıyor işte bir tane başka bir hekim meslektaşıyla tamam mı? Ulan öğreniyor ki abi işte vatandaş gitmiş böyle nasıl diyeyim sana işte 10 lira para alıyorsa tamam mı? 5 liralık kiralık yer tutmuş kendini işte mesela İstanbul'da atıyorum pahalı bir semt mesela Nişantaşı'ndan ev tutmuş tamam mı? Yani asistan maaşının e, yarısını ya da ne bileyim kimi yerlerde işte böyle 3'te ikisini falan şeye veriyor adam niye abi işte asistan olduk işte şey olduk artık böyle tamam cebimiz para görüyor ee, kral gibi yaşayalım ya baba yaşa yaş yaşa tamam da yani nihayetinde hayatta her şeyin bir bedeli vardır tamam ya sen mesela tatlı yemek çok güzel çok yiyin tatlıyı ye baba ama o zaman ne olur kilo alırsın işte ne bileyim kızartmalar çok güzel kalp damar hastalığı olursun ya işte falanca semtte oturmak çok güzel abi oturursun da işte ona göre bu sefer sana mesela harcayacak para kalmamış olur tamam mı ya da ne olur mesela bu işte arkadaşın ön, ör, e, anlattığı örnekteki doktor arkadaş arkadaş bana ilk anlatınca oğlum dedim nasıl geçiniyor lan bu böyle tamam asistan hekim olarak geçinirsin de o şartlarda geçinemezsin öyle lüks semtte kalayım da işte şey yapayım falan filan atıyorum mesela siyami ersek kardiyoloji kazandın koşu yolundan ev tutuyorsun mesela tutamazsın ya yani, tutarsın da. Cebine para kalmaz tamam mı? Anandan babandan tekrar öğrenci stayla para alıyor olman gerekir tamam mı? Ee, yani nihayetinde o kadar açılmayın arkadaşım tamam mı? Ee, i̇lk böyle asistanlığa yeni başlayacak insanlara vereceğim öneri o olur ya da ne bileyim. Bazen işte ya insanlar böyle ölümüne hemen Allah ne verdiyse işte atıyorum e, maaşının zaten kredi kartı olarak bankalar 2-3 katını 5 katını falan neyse işte kredi kartı olarak veriyorlar ama abi nasıl olsa elimizde işte limiti olan kredi kartı var yapıştır onu da yapıştır ev mi tuttun en kralından eşya bir kere gelip geçici düşünüyorsanız zaten bu da aslında 2 numaralı örneğim olur ev mi tuttun kardeşim bir kere zaten e, araştırıp acele etmeyin dedim mevzu o ya sen asistanlığı kazanıyorsan başka insanlar da asistanlığını bitiriyor mesela tamam mı bazen ee, sorup soruşturmak e, özellikle böyle asistan uyum kursu falan çoğu klinikte ilk e, asistanın başında oluyor. Ya sorup soruşturmak faydalı olur. Nasıl olur? Atıyorum falanca klinikteki lan bir adam asistanlığını bitirmiştir. Uzmanlığını almıştır. Mecburiye gidecektir. Adam zaten evini devredecektir mesela tamam mı? Atıyorum uygun fiyata sen piyasadan eşyaları e, işte 10 liraya alacaksan mesela adam der ki ya kardeşim ver 3 lira 5 lira zaten sen de benim meslektaşımsın. Al da babanın hayrına şey devam et de gitti yani buradan da böyle hem de işte ev arayın bulayım bilmem ne de uğraşmayım demiş olursun tamam mı ne olur paran yine cebinde kalır hem de böyle ya baba ben buzdolabı aldım o gelecek işte falan yerden bilmem ocak aldım o gelecek onlarla da uğraşmamış olursun yani bu bir kültür meselesi belki yani böyle bunun belki daha böyle oturuyor olması lazım ne kadar insan aslında bu şekilde yapsa o kadar daha böyle bir şey Hekimler için devam eden bir rahatlık olur aslında en azından asistanlık süreci için. Yani bunu ben nasıl yaptım? Mesela mikrobiyolojiden e, şimdi hemen hemen uzmanlığını almaya yaklaşmış bir tane böyle e, şey var. Arkadaşım var işte tamam mı? Böyle ya ben asistanlığı bitirdim tamam mı? Uzmanlıkta işte atama bekliyoruz. Bayburt'a çıktı mı çıkmadı mı ne bileyim işte. Neyse böyle daha mecbur hizmet atamasını bekliyoruz. Ulan bu arkadaş da mesela şeyde daha böyle ev falan aramış bulamamış bir iki ay ya yani böyle bir ay falan oldu bir aylık asistanlık asistan falandı böyle tamam mı dedim ki koçum sen ne arıyorsun dedim eve ya gel dedim bir gün sen benim eve eve bir bak dedim şöyle beğenirsen dedim ben dedim sana bırakayım gideyim burayı böyle tamam zaten çok bir doğru düzgün eşya falan da yoktu yani dedim artık bak eşyalar dolap mala bıvır zıvır bozulur bozulmaz orasını bilmem dedim orası senin bileceğin iş dedim ama dedim ya eğer ki hoşuna giderse kafana yatarsa al da git buradan devam et arkadaş geldi bir gün işte böyle benim o abi dedi ev süper yani dedi ben burada şey yaparım e, on numara olur dedi bana da iyi olur dedi yani mesela bu şekilde hem ben inanın bana da büyük iyilik yaptı aslında arkadaş nasıl iyilik yaptı ulan ben de kara kara şeyi düşünüyordum mesela ya ulan gideceğiz Bayburt'a ama bu eşyaları atsan atılmaz satsan satılmaz yani böyle nasıl diyeyim şeyi mesela ben nefret ediyorum yani böyle tamam mı atıyorum sen koltuk almışsın mesela tamam mı Ikea'dan aldığım bir tane koltuk vardı böyle ya ulan sen mesela koltuğa atıyorum vermişsin 3000 lira abi sen onu böyle şeye ikinci elciye satayım desen adam diyor ki abi ben buna 200 veririm tamam ya böyle ölücünün ölücüsü fiyat veriyor yani Maalesef piyasada öyle olunca ben mesela kıl oluyorum. Öyle olacağını mesela ben diyorum ki ulan velev ki 0 lira alayım. Tamam zaten ne yapacağım yani? Mesela ya öyle oluyor genelde. Çok ölücü fiyat çekiyorlar. Ulan olan en, en azından yani kendi bir meslektaşına parayla satsan yine cebine daha çok para geçer. Parayla satmasan ulan bir meslektaşına hayrın olur. Tamam mı? Böylece ee, hem ben de mesela o eşyaları nasıl atacağım, nasıl elden çıkaracağım falan filan mevzusundan da kurtulmuş olmuştum. Böyle bir win-win durum. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar Bak beğen butonu orada 3 tane. Nerede bu? Gözüküyor mu böyle? Gözükmüyor. Abi 18 kişi izliyor, 3 kişi beğeniyor. Beğen butonuna Yunan'a vurur gibi vurun diyoruz. Bak diye diye en sonunda YouTube kanalı mı anlayacak ya. Bu örneği veriyorum, veriyorum diye ama ne yapalım yani? Biz e, Türkiye olarak Kurtuluş Savaşı'nda Yunanistan'la savaşmış bir milletiz ve bu kalıp da Türkçede vardır arkadaşlar. Yunan'a vurur gibi vurmak yapacak bir şey yok yani. Burada böyle e, şey yanlış anlaşılma olmasın ama yani Beğen butonunu öyle vurun işte Arkadaşım ya tık diye vur istiyorsan ya da kibarca vur tamam ama vurun ki en azından bak faydalı bir şeyler konuşmaya çalışıyoruz ve bu faydalı şeyler daha çok insanlara ulaşabiliyorsa ulaşsın tamam şimdi bu konuyu konuştuk sonra önemli bir konu İş hayatına başladın yeni bir ortamdasın. Çömez asistanlar var yani işte sub çömez asistanlar var kısmen kıdemli asistanlar var daha kıdemli daha kıdemli en kıdemli asistanlar var uzmanlar var hocalar var doçentinden profesörlerine bir tomar adam var ya da ne bileyim çalıştığın kliniğe göre işte e, hemşireler teknisyenler başka işte diğer meslek gruplarından e, işte tıbbi sekreterler birçok insan var bir kural bir arkadaşlar yepyeni bir iş ortamında aslında pratisyen hekim olsanız da nerede olursanız olun her zaman başlangıçta bence mesafeli insan ilişkileriyle başlamak daha iyidir. Ha çekingen bir kişilik yapısına sahipseniz zaten çok büyük sorun yaşamazsınız. zaten yani böyle insanlar der ki ya baba bu adam biraz zaten çekingen çok da böyle e, insan ilişkileriyle çok aşırı haşır neşir değil ama girişken bir insansanız bile ha zaten şunu diyeceğim belki birazdan girişken olun asistanlıkta. Ama girişken bir insansanız bile başlangıçta yeni bir klinikte yeni bir ortamda işe başladığınız zaman insanlarla böyle dümdüz hemen kanka aga ne haber nasıl gidiyor iyidir hoştur böyle çok böyle yani e, 10-20-30 yıllık dostunuzmuş gibi bir şey insan ilişkisi de beklemeyin öyle bir şeyle de yani nasıl diyeyim konuşmayın biraz hem garip kaçıyor hem de şu da var iş hayatında bazen ee, yani tabii ki her yerde, her ortamda iyi insanlar olabileceği için olabildiği gibi bazen böyle kötü insanlar da olabiliyor. Ya da böyle ne bileyim e, yani bunu şimdi böyle genellemek doğru olmayabilir belki ama yani böyle bazen yaban çakalı diye tabir ettiğimiz insanlar öğrenciyken görmüyor muydunuz? internken görmüyor muydunuz? E bu adamların asistan olmuş halleri de var yani. Meslek hayatında da bazen böyle işte kişilik patolojileri olan insanlar e, bunu devam ettirebiliyorlar arkadaşlar ve ya şimdi Bazen siz iyi niyetle, iyi bir şekilde, medeni bir şekilde, sağlıklı ve güzel insan ilişkileri kurayım niyetiyle girişken oluyorsunuz, konuşuyorsunuz ama insanlar bazen bunu özellikle yani kötü niyetli insanlar, e, yaban çakalı diye tabir ettiğimiz insanlar birazcık şey yapabiliyorlar arkadaşlar. Bunu böyle suistimal edebiliyorlar. En basitinden ya adam mesela çakalsa der ki ya işte ulan bu falan yeni gelen asistanla birazcık böyle enayi mi şey mi falan filan böyle. Ya biraz başta mesafeli olmak iyidir arkadaşlar. Tamam mı? Onun dışında. Şimdi rahat bir bölüm yazdıysanız işiniz daha makul olabilir tabii ki ama yoğun bir bölüm yazdıysanız bu dediğim öneri çok çalışmayacak sizde ama mümkün mertebe hobiler edinmeye çalışın arkadaşlar. Asistanlık hayatında her ne kadar başlangıçlarda çömezken çok daha belki yoğun çalışmanız gerekebilir. Ya da bazen kliniğine göre daha böyle kıdemlileştikçe daha yoğun çalışmanız da gerekebilir ama hobiler edinmeye çalışın. Yani şöyle söyleyeyim en yoğun cerrahi bir bilimde asistan oluyorsanız bile olun cerrahideki arkadaşlar da bunu tasdik edecektir. Mesela en kötü ihtimalle iyi kötü yarım saat bir saat mesela spor yapmaya çalış her gün tamam mı? Egzersiz yapmaya çalış işte ne bileyim spor salonuna gidebilirsin gitmeyebilirsin. Evde YouTube'dan vesaireden birçok beleş yerden e, bireysel egzersiz yapabileceğim birçok materyalde zaten piyasada var arkadaşlar yapın niye mesela ne işe yarar ya hiçbir işe yaramasa bile sen mesela çok aşırı yoğun yorucu bir yerde çalışıyor olsan bile babacım senin kondisyona ihtiyacın varsa aslında uzun vadede Baba zaten ben yorulan adamım. Daha da yorulacak bir şey niye yapayım bana bunu niye öneriyorsunuz demeyin arkadaşlar. Pek çok cerrah arkadaşım da bunu önerecektir. Mesela özellikle zaten mesela ortopedi gibi daha böyle güç kuvvet gerektiren şeylerde zaten insanlar birazcık bu mesleğini daha rahat icra edebilmek için e, belki spor yapıyorlar ama yani spor yapmak spor yapmasanız bile işte yani bir yürüyüş olur bir şey olur en azından yarım saat bir saat yani bu dedim belki bakın çok zor şeyler gibi gelebilir insanlara ya baba ben işte işten zaten çıkıyorum çömez asistanım 7'de 7 buçukta 8'de yani inşallah onlar biraz regüle oluyordur gerçi bilmiyorum birazcık çok mevzular olmuştu sıkıntılar olmuştu geçmiş dönemde insanların işte özellikle nöbet ertesi izin vesaire mevzularında ama inşallah o işler biraz regüle olmaya başlamıştır sağlık bakanlığı bu konuda biraz adımlar atmıştı bir dönem ama neyse nihayetinde Yarım saat, bir saatte olsa, atıyorum spor yapmaya çalış, egzersiz yapmaya çalış, yürüyüş yap en azından kondisyonunu artırırsın, modunu yükseltirsin. Ne görüyorsunuz arkadaşlar mesela meslek hayatımızda maalesef e, pek çok asistan hekim arkadaşımız özellikle yani yoğun branşları da seçtiyse hele e, ister istemez böyle o yoğunluk ve ya yani fiziksel, zihinsel yorgunluk sonucu depresyona girebiliyor e, yani biraz sağlığını fiziksel ve zihinsel yönden yitirebiliyor, sıkıntılar yaşayabiliyor. En azından hem buna yardımcı olur. Fiziksel ve zihinsel sağlığınıza yardımcı olur spor yapmak. Ha hobiler edinmek daha çok vaktiniz vardır. Daha relax bir bölümdesinizdir. Ya yani hayat tamam. Şimdi sonuçta asistanlıkta mesleğinizi icra edeceksiniz normal mesai saatlerinizde. Orası kesin. Ha onun dışında akşam saatlerinizde nöbetçi olmadığınız zamanlarda mesleğinize dair şeyler de okuyacaksınız belki işte makale okuyacaksınız ne bileyim yayın yazalım yapalım falan fişman diyecek hocalar iyi baba yapalım yazalım ama ya hobiniz de olsun hobiler edinmeye çalışın bu ne olur bazen belki yepyeni bir şey olur hiç yapmadığınız bir şey olur ne bileyim bir enstrüman bir müzik enstrümanı öğrenmek resim yapmak ne bileyim birçok şey var ve günümüzde ee, pek çok şeye beleş ve rahat bir şekilde ulaşmak internet denen büyük icat sayesinde mümkün artık arkadaşlar. Bugün siz online resim kursları da bulabiliyorsunuz. Ee, online zaten atıyorum Use Vision diye program var mesela işte ukulele, gitar, piyano alırsın bir tane ork vesaire tamam mı? Yani ya baba ne işime yarayacak bunlar falan demeyin lan hayatta her şey illa ki böyle bir şeye yarasın atom parçalasın bilmem ne olsun diye değil yani hayatta insanın eğlenmeye ve ee, bazen böyle yenilikler katmaya da ihtiyacı var yani yeni şeyler insanı hem fiziksel hem zihinsel olarak sağlıklı tutuyor arkadaşlar. Ee, aynılık zaten depresyonun patofizyolojisinde hep olan bir Mesela hep ne derler şey ya baba yürüyüş yapıyorsan bile işte arada bir yolu değiştir. Yürüdüğün yolu değiştir yani A noktasından B noktasına böyle değil de böyle git. Böyle git. Niye? O değişiklik insana... Pis, e, psikolojik olarak iyi gelir tamam mı bu da aynı şekilde ya resim yapmak ne işime yarayacak baba doğru hiçbir işine yaramayacak belki ya ama en azından e, ya nasıl diyeyim resim yaparken mesela ben hiç yapabilen bir insan değilim keşke yapabilsem öyle bir beceri edinmedim edinemedim bu önerileri veriyorum ama ben ne yaptım? O vaktimi oyun oynayarak falan geçirdim. Orası ayrı ama ya en azından e, insan hayal kurar. E, ne bileyim böyle şey de değiller Maliyetli de değil ya o kadar. Yani bugün siz Amazon'a falan filan 3-5 tane böyle yazsanız ne bileyim ya. Faber Castell 36'lı boya seti bilmem ne seti tamam mı? Yani iyi kötü çok böyle aşırı fahiş olmayan fiyatlara çok güzel. Kuru boya, sulu boya bilmem neli boya falan filan şeyler var. Ya da ne bileyim ya ben biraz daha paraya kıyayım dersen çeşitli tabletler var tamam mı? Çizim tabletleri var ya da ne bileyim işte e, biraz daha böyle çok daha paraya kıyayım falan dersen işte Apple'ın tabletleri falan bende yok gerçi ama ki Allah sen de bir dönem vardı bayağı met ediyordu falan. Ya böyle bir farklılık bir değişiklik iyi bir şeydir arkadaşlar ve ya yani asistanlık hayatını sadece şey gibi düşünmeyin. Baba geldik asistanlıkta öğreneceğimizi öğrenip uzman doktor olacağız. Sürekli böyle bilim falan falan yani böyle ya da ne bileyim sürekli yani Biraz böyle yeni şeyler katmaktan çekinmeyin. Özetle öyle söyleyeyim. Ha Şey size kalmış. Yani böyle aşırı çok bilimsel insanlar olabiliyor bazen. Yani öf, o da size kalmış. Ama yani çok böyle yayın yapayım bilmem ne yapayım. Öyle yapacak olsanız bile hayatınızda böyle farklılıklar e, katmaya çalışın arkadaşlar. Ha ne olur belki ne bileyim. Zaten eğer ki üniversite... Ee, de e, ya yani eğitim araştırmadaysanız da bulunduğunuz şehre göre belki değişebilir ama üniversitelerde de mesela öğrenci kulüpleri olabiliyorlar eee şeylerde ne bileyim çapada mesela bayağı 10-20-30-40 tane farklı farklı bir sürü kulüp var. Oradan ilginizi çeken e, değişik kulüpler olabilir. Onların etkinlikleri oluyor. Ha Belki işte yaşınıza göre daha böyle e, öğrenci insanlar sonuçta sizin yaşınıza göre olan çoluk çocuk bunlar falan gibi diyebilirsiniz. Tabii gerçi sizin de genç olduğunuzu varsayıyoruz. E, Asistanlığı yeni kazandığınızı varsayıyoruz ama nihayetinde işte ne bileyim ITF Geek Kulübü vardı Çapa'da. E, benim de sevdiğim üyesi oldum. Tamam mı? Böyle e, atıyorum sinema organizasyonları. Bazen böyle işte e, çeşitli dışarıdan adam getiriyorlar işte. Ne bileyim adamın birisi animeler hakkında sempozyum veriyor. Bilmem ne yapıyor falan filan. Ya, İlgide çeken şeylere göre ya da böyle ilgini çekebilecek şeylere göre birçok böyle e, etkinlik vesaire bulabilirsin ve daha güzel, daha yapıcı bir vakit geçirebilirsin. Evet. Beğen butonu hala orada duruyor arkadaşlar. Daha da vuruyorsunuz. Basıyorsunuz ve saatimize bakıyoruz birazcık kızlanıyoruz evet yorumlar yorum yok yorum vardı ben mi görmüyorum canlı sohbet ona da bakıyoruz yok şimdi sevgililik evlilik durumları <laughs> şimdi arkadaşlar bazen meslek hayatında ya hayatta da bazı şeylerin dün kavnağda da birazcık konuştuk da ya tabii ki bazı şeylerin yüzde böyle garantisi yok ya işte şey diye bir şey kimse diyemez <laughs> İşte evlenmek için en az şu kadar yıl sevgililik olması gerekir falan filan böyle kesin kuralları vesaire şunları bunları kimse söyleyemez tabii ki ama bazen birazcık böyle meslek hayatının içinden örneklere falan filan bakınca insanların bazen şey yaptığını görürsün çok e, çok pardon biraz boğazım kurudu e, böyle şeyler bir anda tanışıp 3-5 ayda e, ilişkiyi ilerletip sonra hemen baba biz evleniyoruz falan moduna giren insanlar olabiliyor bazen bazen tabii üniversite hayatından e, devam edip asistanlığı kazanınca tusu vesaire falan bitirince hemen böyle nikah masasına oturayım diyen insanlar da olabiliyor ya tabii ki e, %100 doğru %100 yanlış hiçbir şey diyemeyiz ama nasıl diyeyim bir saniye arkadaşlar biraz su alacağım boğazım çünkü harbiden kurudu kusura bakmayın Mola vereyim ben de ya. Kesintisiz konuşturuyoruz beni. Şimdi bu dediğim kesin kural olmamakla beraber asistanlığın özellikle ilk 3-5 ayında evlenme gibi bir maceraya bence girmeyin. Tamam mı? Çünkü yani şöyle eskiden sevgiliniz varsa işte atıyorum üniversiteden zaten 2-3 yıldır falan filan vardır. İyidir, hoştur falan filan ama çünkü şu yüzden bazen ee, ya evlilik sonuçta birazcık e, başlangıçta zorlayıcı olabilen bir müessese. Herkes bunu böyle der iyi kötü tamam niye çünkü gerçekten ya kim olursa olsun ne kadar böyle e, çok iyi sevgiliyken anlaşıyorum iyiyiz baba çok iyiyiz çok kralız falan filan desen de e, iki insanın eşler olarak aynı evde yaşaması birazcık daha böyle e, farklı ve uyum için Zaman gerektiren bir durum yani böyle klasik koygoylar vardır ya yani ulan işte diş macunun dibini sıkıyorsun ortasını sıkıyorsun falan filan bunlardan bile tartışma kavga dövüş çıkıyor falan bak o bile olabilir tamam mı hanım biz bile öyle kavga ediyoruz mu bazen ediyoruz bazen hanım bana diyor da ben sallamıyorum mesela tamam mı? ama neyse şunu diyeceğim ee, şimdi as evlilik biraz ekonomik olarak e süreç olarak bazen külfetli şeyler olabiliyor. Özellikle ya zaten tanışma gelme gitme nişan falan fişman ya da o bütün düğün süreci falan filan bunların hepsi zihinsel fiziksel parasal külfet tamam mı? Ee, özellikle zaten ipin ucunu kaçırıp da bu denizde açılma örneğindeki gibi yani çok da baba ben böyle işte çırağın sarayında düğün yapacağım oğlum ben doktor oldum falan moduna girdim mi zaten o moda da girmeyin evlenirken de ekonomik evlenin oğlum paranız cebinizde kalsın Parayı düğünde e, bir günde harcayacağına onun yerine git evine eşya al. Kralından eşya al ne bileyim git tatile git tamam mı? E, balayına git, yurt dışına git bilmem nereye git yani böyle. Maldiv'lere git ama yani neyse. Ben zaten onu e, çok böyle şey, gereksiz biraz şey gibi düşünüyorum. Ama neyse mevzu o değil. Nihayetinde e, asistanın başlarında arkadaşlar, e, asistanın başları da çok zihinsel, fiziksel olarak yorucu olabiliyor yepyeni bir şehirde hayat kuruyorsun belki bazen tamam mı duruma göre işte yepyeni bir bölüm belki ne bileyim şimdi ister istemez asistanlığın başlarında da ya ulan işte nereden geldik bu bölüme ben bir tane asistanlığımdan iki ayda bir tane asistanlığımdan da beş ayda istifa etmiş bir insanım tamam mı ha nasıl oldu şeyden e, ya işte baktım ettim dedim ki ya baba burası bana göre değil ama şimdi zaten e, yani şey gibi zihinsel fiziksel olarak seni zaten zorlayabilecek bir süreçtir asistanlığın o ilk 3-5 ayı ve de oraya bir de böyle ekstradan insanı zihinsel fiziksel olarak ve de ekonomik olarak yine böyle zorlayabilecek bir şeyi koyduğun zaman biraz sıkıntı olabilir ama dediğim gibi bunlar kural değil tabii ki böyle şeylerde kuralı kimse ya kimse bir kural yazamaz istiyorsanız gidin öğrenciyken evlerin oğlum babanız zenginse gidersin evlenirsin yani ama ya yani nihayetinde şunun için diyorum bunu. Şimdi asistanlıkta mutluluk mutsuzluk biraz zaman isteyebiliyor arkadaşlar tamam mı? yani böyle hakikaten e, bir bölüme girip mutsuz olup sonradan ya aslında kötü değilmiş burası deyip mutlu olabilirsin mutsuz olup mutsuz olmaya devam edip istifa edebilirsin mutlu başlayıp şevkle başlayıp mutsuz olup istifa edebilirsin mutlu başlayıp mutlu devam edebilirsin dört tane ihtimal var zaten ama ya şimdi en azından asistanlığın instabilitesini öngörmek için 3-5 ay yeterli tamam mı ama şimdi sen bir de mesela diyelim ki atıyorum sevmişsin sevgilin 2-3 yıldır 5 yıldır tanıyorsun artık tuz da bitti biz evlenelim diyorsun baba evlen tamam ama nihayetinde şimdi bir de ya evliliğin başları da zorlayıcı olabiliyor dedim sizlere şimdi evlilikle asistanlığın başlarına birbirine entegre ettiğiniz zaman ki zaten helik çok aşırı yoğun bir kim yerlerde asistan da olabilirsiniz. Nasıl olur işte mesela falan yerde cerrah yazdım bilmiyorum 10 nöbet falan filan tutan e, oluyor mu hala 11-15 değil 15 nöbet tutan şeyler bile vardı kim yerlerde kim saçma sapan kliniklerde ama yani nihayetinde e, zaten insanların özellikle çok yoğun bölümlerde çalışacak insanların eşlerinin e, de çok böyle sabırlı anlayışlı halden anlayan insanlar olması zaten lazım ama ya en azından insanın iş yerindeki olumsuzluğu eşine yansıtmaması için. Ya da tam tersine bazen evliliğin başlarında da eşler arası e, belki işte uyuşmazlıklar tartışmalar daha çok olabilir. Onu da iş yerine adaptasyon sürecine yansıtmamak için sadece yine tabii ki şartlara göre değişebilir bu dediğim şey. Kesinlikle bu bir kural değil ama ya en azından hem ekonomik hem İş hayatındaki sosyal mesleki, stabiliteyi vesaireyi sağlayana kadar en azından böyle bir 3-5 ay, birkaç ay tamam mı? Böyle bir ertelemek daha iyidir. Tamam mı? Evet. Hangi bölümleri bulakmıştın sensi İlk asistanlığım çocuk asistanlığı. 2 ayda kaçtım orada. İkinci asistanlığım da psikiyatri asistanlığı. 5 ay arkadaşlar. Orada da 5 ay çalıştık. Evet. Şimdi güzel gidiyor mu yine? Saat kaç? Oo saatimiz de ilerliyormuş. Olsun ama. Güzel faydalı bir yayın olacak inşallah arkadaşlar. Ama beğen butonuna Yunan'a vurur gibi vurmayı ihmal etmeyin. Lütfen. Tamam mı? En azından güzel şeyler konuşuyorsak da güzel güzel daha çok insan duysun ki bir işe yarasın. Her zaman bir işe yarasın arkadaşlar. Bazen pragmatist olun. Yani böyle çıkarcı köpek olmayın tamam mı? Öyle olmayın tabii ki ama ya pragmatist olun. En azından ya, ya bunun daha güzel bir tabiri var mı bilmiyorum ama yani bir şey konuşuyorsanız da konuşmuyorsanız da ya en azından böyle bir, bir işe yarasın diye ben en azından kendi adıma öyle olmaya çalışıyorum. Gerçi hanıma sorsan hanım diyecek lan sen %90 boş konuşuyorsun diyecek ama neyse. Öyle olmadığını da umuyoruz. Şimdi e, arkadaşlar evet notlarıma bakıyorum. Not alıyorum. Sizlere daha güzel daha faydalı bir yayın yapmak için. Ne yazmışız? İşinizi iyi öğrenin. İyi şekilde çalışın. Ha. <laughs> ama her zaman her durumda hocalarınızı sallamayın. Şimdi arkadaşlar asistanlık önemli bir iş. Niye? E, uzmanlık. Yapacağınız uzmanlığa dair sanatı, zanaatı öğreniyorsunuz değil mi? Uzmanlarınızdan, hocalarınızdan öğreniyorsunuz. İşinizi zaten daima iyi yapın. Bizim mesleğimiz öyle bir meslek ki her ne branşında çalışıyorsanız çalışın istiyorsanız e, pratisyen hekim olun. Ne olursa olsun bölüm bağımsız ister mikropçı olun, ister genel cerrah olun ister ne olursa olsun yüzde mükemmellik bekleyen e, azim özveri bekleyen zaten TUS'tan hepinizin bu ne kadar azim özveri gerektirdiğini gözüyle e, gördü, tecrübe etti bir şey meslek süreç. Tabii ki daima her zaman işinizi en iyi en üst standartlarda yapmaya öğren öğrenirken de öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Tamam mı? Tabii ki her zaman zaten yani bunu söylemeye gerek yok aslında. Ama ya böyle şey e, yine de söyleyelim e, meslek meslektaşlarınıza çömez olsun, eş kıdemli olsun, kıdemli olsun. Uzmanlarınız olsun, hocalarınız olsun, daima zaten saygılı olun, tamam mı? Yani böyle gidip de, yani şöyle bir şey kim diyebilir bilmiyorum, ya işte çömezlerinizin ağzına tükürün falan, ya böyle bir şey yok tabii ki zaten. Tamam mı? Lan şimdi küfürsüz yapmamaya çalışıyorum ama, ya e, hayatta bazı şeyler seçilebilir. İyi insan olmayı seçin, tamam mı? Bazen bombok bir kliniğe gidebilirsiniz. O klinikte e, hiyerarşi sistemi, kas sistemi olabilir. Bombok bir sistem olabilir yani tamam mı? Böyle e, insanların birbirine eziyet ettiği, zulmettiği, eee kıdem baba burada işte şey, her sabah geleceksin, el öpeceksin. Şaka değil ha bu arada. E, geçmiş dönemde bizim mikrobiyolojide bile anlatılan hikayelerde tamam mı? <laughs> falanca bir hoca varmış da sabahları bütün şeyi, tamam mı? Laboratuvara el öptürüyormuş Ya neyse. <laughs> Yine de Bazen yani abuk subuk bir ortama asistan olarak gitseniz bile ister çöp çömez olun ister zaman geçsin kıdemli olun daima iyi bir insan olmaya çalışın. Medeni iyi bir insan olmaya çalışın arkadaşlar tamam mı? Ve de e, bazen sallamamayı biraz öğrenmek de gerekiyor. Demin ki buradaki yazdığım notlarımdan gördüğüm şey arkadaşlar. Ya şimdi bazen her ne kadar siz iyi, medeni, sağlıklı, objektif bir insan olmaya çalışsanız da insanlar e, subjektif, art niyetli, kötü tamam mı ya da ne bileyim işte böyle küçük esnaf kafalı falan filan abidik kubidik çok farklı insanlar olabilir bazen ya da bazen ne bileyim e, ya bir bölümdesinizdir ya işte falanca bir hoca vardır da ne bileyim böyle çok da o kadar insanlıktan nasibini almamıştır. Olabilir ya tamam mı? Şimdi her ne kadar insan Özellikle iyi olmaya çalışan bir insan sanırız biraz maalesef aslında insanoğlunun bir zaafı vardır arkadaşlar. İnsanoğlu nasıl bir insansa diğer insanların da hep öyle düşündüğünü varsaymaya çalışır. Mesela siz iyi bir insan olmaya çalışırsanız olursanız diğer insanların da öyle olmaya çalıştığını öyle olduğunu varsayarsınız ama bu bazen size hayal kırıklığına uğratır. Bu arada bu dediğim şey tersi için kesinlikle geçerlidir istiyorsanız çevrenizde bakın kötü niyetli insanlar, kötü insanlar, yavşak insanlar herkesin sürekli kötü niyetli, kötü insan olduğu ve yavşaklık peşinde koştuğunu düşünürler ve sürekli böyle bir onlarda bir huzursuzluk, bir tedirginlik vardır. Tamam mı? Mesela atıyorum bir yerde bir nöbet listesi yazacaksın. Diyelim ki yazılacak tamam mı? Ya da işte orada bir kendince mini bir çakallık yapacak mesela. Gazı kaçacak ya mesela tamam mı? Eee... Diğer herkesin de hep öyle mini kazıklar atmaya çalıştığını düşünür mesela. Tamam mı? Ama neyse. Nihayetinde iyi bir insansanız da, iyi bir insan olmaya çalışsanız da bazen hayatta insanların iyi olmayabileceği, kötü niyetli olabileceği gerçeğini de aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Tamam mı? Bunu niye söylüyorum? Üz üstünde biraz durarak niye söylüyorum? Üzülmemeniz için. Ya işte falan hoca filan yerde çok ağır bir şey konuştu. Bak olabilir. Bazen mesela bir keresinde ne oldu diyor. Bunu anlatmıştım kanalda da. İşte bir kere böyle bir seminer günü bir şeyler yapıyoruz. Bir tane de bir hocamız var. Tamam mı? Böyle mikrobiyolojide. Şeyde de değiliz ha. Oğlum öyle cerrahi bölüm bilmem ne bölüm falan olması şart değil yani ama. Ya bir şeyler oldu. Tamam mı? Asistan anlatan arkadaş asistana hoca bir soru sordu. Asistan arkadaş onu bilemedi. Diğerlerine sordu. Bizlere sordu. Biz de bilemedik. Kimse bilemedi. Allah sonra hoca bir başladı tamam mı? Ya böyle yarım saat 45 dakika cehalet hakaretleri sizize geldi tamam mı? Ya geldi de. Ben mesela benim kapattım 5. dakika ha, ya ya dedim ki yani faydalı pozitif bir şey yok tamam Bakın hayatta yani ne olursanız olun yani çöp çömez asistandan kıdemli e, asistana Velev ki gelecekte uzman olun, doçent olun, profesör olun. Ya bir şey yapacaksanız da bir faydası olsun. Ya bir konuda birini uyaracaksan da bir faydası olsun. Tamam mı? Mesela bir konuda bir insana bir uyarı, bir öğüt mü vermek istiyorsun? 3-5 dakikalık ciddi bir ses tonuyla sakince, güzelce hakaret içermeyen ya evladım bakın atıyorum şu konuda bilgili olmanız sizin için şart, gerekli. Lütfen bu konuda e, atıyorum dikkat edin daha da... Ee, bu konuda lütfen beni bir daha konuşturmayın. Bak mesela böyle efendi bir şekilde söylersin. Söylemek istesem, değil mi? Hem de bu mesela öyle bir tesir eder ki ya ulan hakikaten çok ayıp ettik ya hoca edersin tamam mı? Ee, ya da ya ne bileyim ulan işte keşke birazcık daha atıyorum seminere hazırlanıp da gelseydik. Birazcık dinleyip de gelseydik falan dersin tamam mı? Böyle öğrenip de gelseydik dersin ama ya şimdi... Giriyorsun mesela tamam mı? Bu dediğim örnekte Allah hoca bir başladı tamam mı? <laughs> <laughs> yani ben hayatımda böyle değişik combo aduket şoyruyken falan filan yani hoca bildin tamam mı orada böyle fatality çekiyor tamam böyle takır tukur acayip acayip şeyler yani e, şey de değil yani böyle küfür vesaire içeren bir şey değil ama çok teknik değişik aşağılamalar ezmeler cehaletin bin bir tonu tamam mı <laughs> böyle bir an geçiyor ama ya şimdi bizim mesela asistan arkadaşlardan hakikaten çok böyle üzülüp kötü olanlar oldu ama ben kapattım benim 5. dakikada. Yani çünkü ben şunu biliyorum. O hoca bilmiyor mesela. Ya bu işe yarayan bir metot değil. Ben onu o anda biliyordum mesela ama o hoca bilmiyordu. Onun işe yarar bir eğitim metodu olduğunu düşünüyordu. Yani ben ee, o yüzden zaten beynimi o kapatmam sayesinde mesela hiçbir şekilde etkilenmedim orada. Dedim ki ya ne yapayım yani. Kusura bakma kardeşim. Okumadım evet. Ne yapayım yani. Geçmişe dönüp okuma şansı mı var? Yok. Tamam belki bir sonraki şeyde e, daha iyi şey yaparız. Hanım diyor ki kapat yayını. Ama dur ya tam güzel cincikli yerlerine geldik. Tamam. Hızlı bir şekilde özetleyelim. Saat kaç? Evet. Beğen butonumuz zaten duruyor hanım. Olduğu yerde duruyor. Yok durmuyor. 17 kişi beğenmiş. Çok güzel. Şimdi feedbacklerinizi yazalım. Feedbackler, feedbackler. Arkadaşlar toparlıyoruz. Ne dedik neler dedik. Medeniyet, insanlık insan haysiyetine, mesleğin şerefine, insanlar böyle hipokrat yeminini herkes okuyor ediyor zaten mezun olurken de söylüyor herkes iyi güzel hoş da ya sonra olan meslek hayatının içine giriyorsun. Baba biz bunun mu yeminini ettik diyorsun tamam mı? Yani şimdi çok da böyle ya illa ki sonuçta insanlardan siz böyle yazılı imzalı kağıt alsanız da bir insan medeni ise medenidir, medeni değilse. Medeniyetsizdir ee, çok değişir mi değişmez belki ama biz insan olarak kendimizi ve kendi davranışlarımızı değiştirebiliriz ve bu videonun amacı zaten o değilse e, tabii ki insanlıktan nasibini almamış e, bazen insanlar meslektaşlarımız olabilirler ve onlarla her ne kadar e, özellikle antisosyal kişilik bozukluğu olan insanlar olabiliyor bazen hayatta. Bunlar meslektaşlarımız olabiliyor. Sen ne kadar medeni bir ilişki kurayım desen de kuramayabiliyorsun. Onları da olduğu gibi kabul edip, onların o negatifliğinden, olumsuzluğundan da olabildiğince az etkilenmeye çalışmak lazım arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Devam. Şimdi. Sorularınız vesaire varsa hızlıca toplayın. Bitiriyoruz arkadaşlar ufakta. Ne yazmışız? Pozitif bilime, pozitif bir bilime uygun şekilde mi? Oğlum ben ne saçmalamışım? Neyse. Şimdi onun haricinde kendi bölümünüzün içinde zaten insanlarla iyi ilişkiler kurmaya çalıştınız ama meslektaşlarınız genel olarak da diğer bölümlerden insanlarla da medeni, iyi insan ilişkileri kurmaya çalışın. Bir kere şu vardır. Yani çok basit bir şey söyleyeceğim aslında. İnsanlık eden insanlık görür arkadaşlar. Tamam mı? Ya şimdi atıyorum ya örnek vermek için söylüyorum. Böyle olduğunu genellemek için değil ama atıyorum ben çok kral falan cerrahi bölümünde asistanım. Baba siz doktor musunuz ya? İşte ya atıyorum falanca temel bilimlerde de ne yapıyorsunuz ya? Ya da ne bileyim işte. Ya işte öbürü öbürüne bir şey der. Ya ne gerek var? Ya da yani böyle bazen işte ne bileyim bölümler arası atışmalar, kavgalar, eziklemeler, büzüklemeler. Ya babacım yani sonuçta hakiki olarak bakıyorsak Tıpta aslında hiçbir bölüm bir diğer bölüme tam olarak üstün diyemeyiz. Tabii ki yani bazı işlerin niteliği niceliği zorluğu daha farklı olabilir. Tabii ki e, her işin kendine göre önemi daha farklı olabilir ama ya açıkçası zaten objektif bir şekilde baktığımız zaman tıp bir bütüncül bir pozitif bilim arkadaşlar tamam mı? Bu pozitif bilim akla mantığa, bilime, fenne, istatistiğe vesaire şuna buna dayanıyor. Tabii ki bir insan hayatını etkileyen çok ciddi problemlerin bir kısmını bir beyin cerrahı halledebiliyorken bir kısmını da bir dahiliyeci halledebiliyor. Ya da bir kısmındaki kritik bir bilgi radyologdan gelirken bir kısmındaki kritik bir bilgi biyokimyacıdan, patologdan, mikrobiyologdan geliyor. Ya da işte bir kısmının problemini sadece falanca doktor çözebiliyor. Ya ama nihayetinde Hepsinin kendine göre çok önemli özellikleri, meziyetleri var. Şimdi bizim icra ettiğimiz meslek böyle bir bütünleyici ve entegre bir pozitif bilimken bizim insan olarak, hekim olarak ya işte baba siz de doktor musunuz ya? Ya hep ben bunlar bunlar doğru şeyler değil arkadaşlar. Böyle olmayın. Böyle olmayın, böyle olmayın. Tamam mı? Ee, kendi bölümünüz içinde de medeni insan ilişkileri kurmaya çalışın diğer bölümlerden meslektaşlarınızla da gerek asistanlıktan başlayarak gerek uzmanlık hayatınızda da bütün hayatınızda da medeni güzel insan ilişkileri kurmaya çalışın arkadaşlar. Tamam mı? Ha medeniyetsiz bir insan Varsa da o zaman da onunla da tabii ki e, gerektirdiği şekilde de konuşmanız gerekir. Yani bu medeni bir insan olmaya çalışın, iyi bir insan olmaya çalışın demek de ya sürekli böyle eziklenip büzüklenip e, şey pısıp kalın değil tabii ki arkadaşlar. Ha bazen bir durum olur ki, bir saçmalık olur ki ya da bir e, mevzu olur ki o zaman da ya kardeşim bak tamam insanlık bende kalsın diye insanlık ediyorum. Ama orada da bir dur haddini bil. Kardeşim bir sakin ol ne diyorsun sen ne oluyor ne bitiyor falan filan. Şimdi böyle e, yani çeşitli durumlarda da tabii ki hakkınızı savunmayı her zaman bilin. Durumuna göre, mevzusuna göre tabii ki bu kendi bölümünüz içinde kıdemli çömez vesaire ilişkilerin çok farklı olduğu yerler olabilir. Ama nihayetinde medeni ve insani bir şekilde e, derdinizi tasanızı medeni ve insani şartlar altında insanlarla konuşmaktan da çekinmeyin gerektiği durumlarda. Yani değilse... E, bilmiyorum yani bir şeyler iyi yönde de değişmeli diye düşünüyorum. Ya yani bazen mesela ne bileyim kanalda vaktinde üstün körü anlatmıştık işte ben mesela zaten hep hayatımda böyle iyi medeni insan ilişkileri kurmaya çalışan bir insanımdır ama yani işte farklı zamanda bir böyle staja gittik tamam şey e, asistanlıkta rotasyona gittik işte gittiğimiz rotasyondaki hoca baba biz burada ağayız kralız falan filan e, modunda değişik değişik hiç böyle tıbbi mantığı olmayan değişik işleri rotasyona gelen insanlara yaptırıyordu. Ya ben de sonuçta aklı fikri olan e, ve de iyi kötü e, yani yönetmelikleri vesaire falan filan okuyan bir insanım zaten. tıpta uzmanlık öğren, e, tıp da ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliği okuyor mutlaka. Tamam mı? E, dedi ki işte bir, bir iki doktor arkadaşla beraber ya hocam bak iyisin hoşsun sen burada hocasın ama bu yaptığın işin tıbbi etik, tıbbi mantık Yasal yönetmelik vesaire falan filan. Bunlarla alakası yok. Sonra işte o hoca e, ya baba bak biz ağayız burada yani sen ne diyorsun falan dedi. Biz de hocam bak kağıdı küreyi doğruyu e, yönetmeli diyoruz dedik. Neyse şimdi böyle bunları e, medeni bir şekilde size anlatıyorum ama bazen e, bunun böyle e, medeniyetsizleşip e, ego savaşlarına girdiği durumlarda olabiliyor. Ama nihayetinde haklıysanız mantıklıysanız ve de medeniyseniz eğer de geç şey kazanıyor arkadaşlar daha iyi olan daha objektif olan daha akla mantığa olan icra ettiğimiz bu bilimin pozitif bilim yapısına daha uygun olan şey kazanıyor ne oldu e, bu işte problem yaşadığımız mevzuda akla mantığa çok daha uygun olan çözüm en nihayetinde e, o çözüme ulaşıldı ve e, sanıyorum ki hala da o problem dediğim mevzudaki problemi e, şu anda benim mezun olduğum yerdeki asistan arkadaşlar o rotasyonda yaşamıyorlar. En azından medeni insan ilişkileri kurmaya çalışarak bir problemi kendimde ve kendi o anda benle staj yapan diğer bir arkadaşımla beraber kendimizden çözdüğümüz gibi başka insanlarla da çözdük ve bir kazanım elde edilmiş oldu tamam mı? Ha ama bazen şey iyi olmuyor işte böyle gelmiş böyle gider baba bu klinikte kıdemli çömezin ağzına sıçar. Ya babacım yani öyle bir düzen gelmiş olabilir ama öyle gitmek zorunda değil yani tamam en azından sen de eziyet görebilirsin bazen keşke olmasa yani böyle işlerin e, azalıp bitip gitmesi lazım yani 21. yüzyılın hekimliği bunu hak eder benim kafamda ama ya en azından e, bazen hayatta tabii ki bir şeyleri değiştirmek çok zor olabiliyor ama değiştirebilecek durumda olunca da kendin e, o pozitif Değişikliği, iyi insan olmayı, iyi insan olmanın getirdiği şeyleri sen yap bari en azından. Tamam mı? En azından böyle bir şeyler bir şeyler daha güzel, daha şey bir şekilde değişir. Evet zaten sonra da burada notlarıma bakıyorum arkadaşlar. Kıdemli çömez ilişkilerinden bağımsız iyi bir insan olmaya çalışın yazmışım. Aynı şeyleri tekrar tekrar konuşuyoruz belki ama çok farklı şeyler de yok. Ya yani En önemli şeyler bunlar. Nihayetinde arkadaşlar bir yerde asistanlık kazanırsın. İyi kötü zaten hepiniz uzman olacaksınız. İyi kötü zaten hepiniz mesleği öğreneceksiniz. Hangi bölümü kazandıysanız, nerede kazandıysanız. Ama ya en azından e, ya güzel meziyetler elde etmek, güzel insan ilişkileri kurmak. Ya bunlar çok önemli şeyler bence tamam mı? Ve ya emek isteyen şeyler. Şimdi bazen çünkü bakıyorsun ki ben vallahi üzülüyorum ya. Ya böyle abi en basitinden ya Ulan bak mecburi hizmete gittik. Tamam mı? Bayburt'ta mecbur hizmete gittik. Ha böyle hastanede e, şey bakıyorum. Tamam mı? Ya insanlar böyle herkes kendi halinde işte şey e, böyle kendi kendine takılıyor maymun style'a tamam mı? Böyle doğru düzgün medeni bir insan ilişkileri de yok şey de yok. Bazen girişken olun mesela tamam mı? Ya yani girişken olan insan yeterli samimiyet ve yeterli şey iyi niyeti gördüğünüz zaman ama tamam mı? Böyle gidip de her insana e, şey nasıl diyeyim kendinizden ödün vermeyin ama mesela ben böyle geçti tamam Bayburt'ta işte mecbure başladım 3-5 Birkaç ay geçti böyle baktım böyle doktor arkadaşlardan birkaç tanesi hakikaten hem böyle yaban çakalı değil hem böyle muhabbeti değil işte bazen böyle yancılık yapıyordum işte e, şey sigarayı bıraktım dönemde sanırım da işte ne bileyim çay içiyorum ama işte diğer doktor arkadaşlar da sigara içiyor falan baktım böyle ulan kim yaban çakalı, çakalı kim değil tamam mı kim böyle işte daha insani meziyetleri var sonradan mesela işte atıyorum ben bir arkadaşı davet ettim sonra öbür arkadaş öbür arkadaşı davet etti mesela ne bileyim ulan bir gün playstation partisi yapıyorduk bir gün evde hamburger partisi yapıyorduk tamam mı yani çok böyle pandemi başladı sonra en azından yani pandemi de şeyden çok küçük bir şehirde aylarca çıkamadık belki ama çok güzel bir sosyal çevremiz olmuştu mesela. Ha niye? Ya bazen gerektiği zaman medeni insan ilişkileri kurmak için girişken olmak gerekir ve ya o girişkenliği atıyorum önce ben göstermiştim sonra diğer bir arkadaş göstermişti ya öyle öyle böyle çok güzel eğlendiğimiz keyif aldığımız bazen işte ne bileyim monopoli oynuyorduk goy goy yapıyorduk tamam mı bazen böyle işte bir doktor arkadaş bize sanatsal bok bir sürü böyle filmler izletiyordu tamam mı <laughs> <laughs> yani izleseniz ağlarsınız tamam mı böyle filmi izliyorsun izliyorsun 2 saatin sonunda hiçbir bok anlamıyorsun Kredits ekranı akıyor tamam mı ama e, en azından gerçekten sırf böyle o filmin sonunda 3 dakika 5 dakika goy goy yapıyorduk diğer doktor arkadaşla tamam mı böyle maymun taklidi yapıyordum ben işte böyle hiçbir şey anlamadık falan diye filmler. ama ya en azından e, düşünüyorum öyle yapmasam ne olurdu girişken olmasam medeni ve iyi bir insan olm olmaya çalışmasam ne olurdu Abi evde oturur dururdum. Ha bire internetten artık tut sensiden video çekerdim ne yapardım. Çekiyorduk da zaten ama yani kimi, hadi bizim kanal var. Ben iyi kötü kendimce burada böyle hem e, yarı interaktif sizlerle konuşaraktan işe yarar bir şeyler olmasını umdum. videolar çekiyorum. Çekiyoruz ki Allah sensiniz de vakit buldukça ama ne yapardın? Abi abire otur film izle dizi izle asosyal. Hep böyle derler ya tıpçılar asosyal ya babacım doğru ama mesleğin getirdiği şartlar var tabii ki o asosyalliği getiren ama asosyal olmamak da insanın elinde. İyi bir insan olmak da insanın elinde. Girişken bir insan olmak da insanın elinde. Ee, bunları e, şey nedir onun adı? En azından böyle e, tabii ki hemen her zaman laps diye yapmayın. Çünkü dediğim gibi yaban çakalı e, çok böyle değişik saçma sapan tiplerde olabiliyor. Her yerde oluyor tamam mı? Böyle böyle e, toksik insanları zaten geçen TUS videosunda Üstünde duraraktan anlattım arkadaşlar. Non-toksik e, bir hayat. Toksik insanları hayattan uzaklaştırmak TUS'taki o saydığım 7 tane ana başlıktan biriydi arkadaşlar. Normal hayat için de bu geçerli. Toksik. Boş boş konuşan tamam mı? Ya da böyle özellikle ben nefret ederdim. ya yani Sürekli böyle şeyde... E, Ulan böyle dedim ya yani gidiyorsun böyle işte insanlar sigara içiyor kenarda oturuyorsun çay içiyorsun sen de işte falan filan. Aa böyle kimi doktorlar tamam mı böyle ben kafamda çarpıyı basıyordum. Abi işte para puan kaç geldi kaç gitti bu ay ne kadar parpa Ya babacım ömrünüz puan saymakla geçti lan. Neyse <laughs> ya bilemiyorum gerçi şimdi böyle konuşuyorum da insanlar diyecek ki baba ben Ferrari çektim. Mercedes çektim ev aldım bilmem ne yaptım. Ya böyle hayvan gibi borcum var o yüzden puan peşinde koşuyorum. Tamam bir şey diyemem ama ya nihayetinde ya gerçekten bazen böyle ya mikrobiyolojide öyle bir dinamik zaten yoktu. Bizde böyle bir puan muan olayı zaten yok ama ya yani böyle ulan bazen yani bana çok böyle şey geliyor yani. Bir faydası da yok ya yani sürekli abi ya da böyle ulan ben o meslektaşımı geçeceğim daha çok puan yapacağım daha çok ondan para kazanacağım. Bazen bazı insanlar vardı vallahi bak paraya ihtiyacı olduğundan da değil ha. Sırf böyle şey hıncından adam atıyorum falanca bölümde uzman ulan falanca bölümde aynı uzman yani aynı bölümden başka bir uzman ondan sırf daha çok para kazanıyor olmak için daha çok puan yapmaya çalışıyordu adam. Adamın derdi daha çok para kazanmanın bir şey getirecek olması değil. Sırf ondan daha çok fazla. Ya şimdi bak bu bir toksik insan mesela tamam mı? Ya yani tabii ki işte bu bazen zaman gerektirebiliyor işte. Böyle insan bir bakacaksınız tamam mı? Böyle yeni bir iş ortamına asistanlıkta Başladığınız zaman e, ya biraz gözlemci olun dedim ya videonun en başında hemen laf diye insanlarla samimi olmayın diye e, yeni bir yerde uzmanlık hayatına başladığınız zaman da öyle bir bakın bakayım tamam mı yani işte baba kimden köy olur kasaba olur kimden adam olmaz e, ona bir bakacaksın tamam mı ona göre e, sağlıklı ilişkiler inşa etmek için sağlıklı başlangıçlar yapmak gerekir arkadaşlar ha. Sağlıklı başlangıç yaptığın zaman da muhabbetin devam ediyor zaten. Yani Bayburt'ta bitirdik gittik mecbur hizmetten. Ha, şimdi atıyorum bir doktor arkadaş şeyde Samsun'da öbürü işte şeyde Ankara'da falan filan. Hala muhabbetimiz var görüşüyoruz ediyoruz tamam mı ne bileyim işte en son bir tanesi denk geldik şeyde Ankara'da öyle. Tamam mı en azından niye ben mesela hala onunla samimiyetim sürüyor mesela o doktor arkadaşlar Niye çünkü ya sağlıklı bir şekilde inşa ettiği zaman şey oluyor ama ya baba ben herkesle iyi olayım vardır ya böyle insanlar. Aman tadımız kaçmasın herkesle kanka olayım. E ne olur e günün sonunda sana hiçbir böyle ne arkadaş kalır ne dost kalır hiç böyle bir şey ol olmaz yani. Böyle direkt ee, ortalıkta Joker eleman insanların arkadaşı dostu olmuş bir adam modunda takılır gidersin yani tamam mı? O yüzden daha böyle özellikle asistanlıkta da uzmanlıkta da isterseniz pratisyen hekimlikte de nerede olursanız ne iş yaparsanız yapın aslında bu işten de bağımsız rafine, kaliteli ve ee, yani daha böyle seçmeci bir şekilde belki şey yapmak lazım. Yani insan ilişkileri inşa etmek lazım. Çünkü gerçekten hayatta sınırsız zamanımız yok. Tamam mı? Yani böyle herkese vakit arayayım, herkesle kanka olayım, herkesle aram iyi olsun ya babacığım. Kendine de zaman ayıracaksın. Ailene de zaman ayıracaksın Velev ki evli ol, evli olma. Tamam mı? ya kardeşim ya da değer verdiğin insanlara arkadaşına dostuna da zaman ayıracaksın. Şimdi senin 100 tane arkadaşın var. Ulan hepsine vakit ayırmaya kalksan hiçbirine doğru düzgün nitelikli vakit ayıramazsın. Bak inan ki evlenecek ol düğün yap tamam mı? Benden size yine bir tavsiye daha. Küçük bir düğün yapın lan. 50 kişi 100 kişi çağır tamam mı? Pandemi oldu. Biz pandemide evlendik mesela adımla. Yani pandeminin şartlarından dolayı küçük bir böyle yemek gibi bir şey yaptık. Çok da iyi oldu. Niye? gerçekten böyle 50-60 kişi mi 70 kişi mi ne çağırdık çağırabildik herhalde ama çok daha az kişiyle çok daha az tadıyla güzelce sohbet ederek böyle muhabbet ederek çok güzel bir vakit geçirmiştik mesela tamam mı? Abi öbür türlü mesela desen ki baba ben bir düğün yapayım ki bin kişiyi çağırayım çağır herkesle ayaküstü 5 dakika ne haber iyi hayırlı olsun hadi git ya Allah güle güle. Oğlum ya ne anlamı var o zaman yani böyle ne bileyim ee, bunlar yaşanmış şeyler ama yani tabii ki Kural var mı? Yok yani hayatta kim insan der ki ben bin kişilik düğün istiyorum o zaman git baba yap yani ne yapayım ama nihayetinde burada e, faydalı pozitif tavsiyeler vermeye çalışıyorum sadece naçizane kendimce ha, diyebilirsiniz ki ya Onur Tosun sen konuşuyorsun da baba senin dediklerin %95'i bana yanlış ne yapayım baba o zaman kapat videoyu derhal <laughs> beğenme butonuna bas o zaman ama e, beğendiysen de lütfen beğen butonuna bas arkadaşım sizden istirham ediyorum. Hof çok konuştuk ve son yorumları vesaireleri de alaraktan dükkanı kapatalım arkadaşlar. Saati de geç ettik. Yarın iş var. Arkadaşımız demiş ki e düğün pandemiye geldi cidden ekonomik olmuştu demiş bir arkadaşımız ya zaten bak aman diyeyim ha. ya bu düğün müğün mevzuları çok zırıltılı çok da böyle gereksiz işlerdir biraz tamam yani böyle gidip de çok paranız cebinizde kalsın bak gerçekten bunu böyle tut tıpçı olun olmayın ya hayvan gibi zengin olsan da yine de şey yapma ya yani böyle gidip de kendin eğlenmiyorsun ki çoğunlukla düğünlerde insanlar kendi eğlenmiyor benim gözlemlediğim kadarıyla sırf böyle el aleme yakın akrabaları uzak akrabaları eğlendireyim eğleyeyim diye tamam mı hayvan gibi para harcıyorsun vaktini harcıyorsun o gün zaten eğlenmiyorsun köpek gibi yoruluyorsun bir de üstüne bir tomar şey e, külfete katlanmış oluyorsun maddi manevi tamam ya ne gerek var kardeşim ya onun yerine tamam mı? Ya çok böyle küçük e, cüzi bir pandemi düğünü stiliyle bir şey yap. Ya da hiç düğün yapma git nikah töreni yap tamam mı? Gelinlik damatlık yine giy güzelce şık bir şekilde tamam mı? Nikahını yap. Güzel bir yerde git dış çekim iç çekim fotoğrafı çektireceksen an niyeti fotoğrafını çektir tamam mı? Para cebinde kalsın oğlum ya. Ne yapacaksın? Git sonra sevdiğin arkadaşlarınla, eşinle, dostunla 20-30 kişi topla. Artık ya yani ne yapacaksan git böyle güzel bir yemek ye. Tamam mı? Akşam bir şey yap i̇şte böyle eğlen. eğleneceksen de ben abi göbek atmak istiyorum, oynamak istiyorum. Oyna oğlum. Öyle oyna ama gidip de ne yapacaksın lan? 600 kişi, 1000 kişi düğün yapıyor insanlar. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor yani? Ha şey olsa onu da anlarım yani. Baba benim öyle bir aşiret var ki herkes takır takır altın takacak falan desem tamam lan o zaman dersin ki düğün yapmak kalabalık düğün yapmak daha rasyonel o zaman tabii ki düğün yapın yani <laughs> ama öyle bir durum da çok yoksa e babacım o zaman kendini niye yoruyorsun yani şey kafasından çıkın hayatta bir kere evleniyoruz E evlendin tamam düğün günü bitti gitti falan filan tarihte evlendin tamam da ne olacak yani o sonuçta işte hayatında bir gün onun yerine e, eşinle Yılların 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 geçecek. Ya en azından nasıl diyeyim? Kendin ve eşine bir yatırım yap. Eve bir eşya al mesela. Çok daha güzel bir eşya al. Atıyorum 55 ekran televizyon mu alacaksın? 70 ekran al. Düğüne para pul vereceğine. Tamam mı? Ya da ya ne bileyim bir yere gezmeye git. Bir enstrüman al. Bir şey al. Yani o parayı illa ki çöpe atacaksan bir şekilde çöpe atma. Bir daha Pozitif bir şey yap lan ya da hiçbir şey yapmasan git bir hayır kurumuna bağışla işte. Gerçekten bir işe yarasın mesela en azından. Tamam mı? Git bir yerde işte atıyorum tıp okuyan, tıp okumayan bilmem ne yapam işte e, öğrenci burs ver bir şey var Ne bileyim ben tamam mı? Bir şey yap en yani. azından bir işe yarasın. Gerçekten neyse bunu rasyonel üstüne çok konuşmak istemiyorum ya. Düğünler çok acayip boş işler ya. Evet. Şimdi bunu da geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi şimdi. Düğünler Düğünler. Allah'tan var ya biz çok ekonomik evlendik ya değil mi hanım? Pandemide. Şimdi <laughs> düğüne para versen üzülür müydün? Hı? Hanım o kadar kayıtsız bir şekilde dinliyor ki beni şu anda. Yeter artık kapat modunda diyor. Nerede çalışıyorum? Kocaeli'de. Sohbet için teşekkürler. Zaman ayırdınız. İlk defa izledim. O yeni bir izleyicimiz var. İlk defa izleyen insanlar da var. Ne güzel ne mutlu. Demek ki belki de İnsanlar beğen butonuna Yunan'a vurur gibi vurduğu için Melih isimli arkadaşımız ilk defa bizim kanalımızı gördü. Onun da önüne düştük ve e, umuyoruz ki faydalı olmasını umduğumuz bu videoyu e, izleyebildi ve izledi. O yüzden daha fazla insana ulaşıp en azından faydalı olabileceğini umduğumuz bu içeriklerin daha çok yayılabilmesi adına lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı arkadaşlarınızla videolarımızı paylaşmayı vesaire neyse bu kadar çok reklam şey oluyor ya. Biraz şey gibi geliyor ya biraz dilencilik moduna girmişiz gibi oluyor da ne yapalım ama algoritma böyle değil mi YouTube'un algoritması. YouTube'un algoritması öyle bir şey ki böyle çok yakışıklı çok güzel olduğunu ateş ediyorsun zaten tamam sil direkt hiçbir şey olmasın tamam mı direkt dümdüz şöyle kapak fotoğrafına koy. Tamam şöyle birazcık da klas bir resim koy. Tamam bitti. Zaten direkt e, 10 bin, 100 bin izlenmen geliyor zaten tamam Ama ne yapalım bizde o yok arkadaşlar. Niye? Bizim ev küçük şu anda oturduğumuz yer. Yani aha böyle salon mutfak karışık bir evimiz var bizim. Hanım şurada oturuyor ileride. Ee, bana bazen yeter artık kapat şu videoyu. Senin kafa ütülemenden sıkıldım demiyor ama diyor içinden ya da dışından demiyor. İyi bir insan çünkü. Teşekkür ediyorum kendisi. Evet. Ama eee Şartlar bu yani yapacak bir şey yok. Benim rahmetli peder keldi yani. Böyle şu yaştan sonra daha yakışıklı olayım. Saçlarım çıksın. Bunları yapamıyorum. Tek yapabildiğim şey lütfen beğen butonuna basın. Tabii ki eğer beğendiyseniz beğenmediyseniz zorla da basmayın tabii ki arkadaşlar ama. Bu dilencilik işini bırakmam lazım ama ne yapalım. Hatırlatmayınca olmuyor bazen arkadaşlar. Kanalımızı bu ara azmettim ben de tuz yazınca en azından en başta bizim videolar çıksın istiyorum. Piyasada hiç kimse yokken biz vardık. Ha daha iyisi varsa daha iyisini tabii ki dinleyin. Hayatta her zaman her şeyin daha iyisi olabilir. Ee, ama çok da böyle <laughs> mütevazı da olmayalım tabii ki ama e, bu piyasadaki en eskiler biz olsak da inanıyorum ki zaten kalite değişmez arkadaşlar. Bazen değişmez tamam mı? Metallica. Metallica mesela. Metallica bundan 10 yıl önce de iyiydi. 20 yıl önce de iyiydi. 30 yıl önce de iyiydi. Hala da iyi. Metallica'nın en son çıkan albümü hala da iyi. Çünkü adamlar kral. Adamlar e, müziğin ağ babası ve hala dünyanın en kaliteli müziğini icra ediyorlar. Bir gün inşallah Metallica'nın bu son albümü üstüne de ayrıntılı konuşmak istiyorum ve Metallica'ya dair çok ciddi tavsiyelerim olacak. Gerçekten tuz çalışın çalışmayın hayatınızı çok ciddi olumlu etkileyecek. Çünkü Metallica Metallica insanı böyle yürütüp giden müziktir ya. Tamam mı? Gerçekten insanlar bütün o çeri çöpü nasıl dinliyor ben anlayamıyorum diyeceğim ama neyse zevkler ve renkler tartışılıyor arkadaşlar. Bizim kanalda tartışılıyor. Dünyanın en kral müziği Metallica'dır. Ama onun yeri şimdi bu video değil. Ama neyse Metallica'ya nereden girdiğimi hatırlamıyorum. Çünkü çok ilerledi yayının saati ve e, ha ha kalite kalite diyorduk ki değişmez. Bu piyasada da kimse yokken biz vardık arkadaşlar ve geçmişte belki biraz daha tiyatral videolarımız da vardı. Biraz daha belki kısa ve rafine videolarımız vardı. Biraz daha böyle prodüksiyonla falan da daha böyle özledip bezeniyorduk belki ama neyse en azından kaliteden saçlarımızın dökülmesi hariç çok bir şeyin eksilmediğini e, umaraktan e, videolarımızı çekmeye, babamızın hayrına çekmeye devam ediyoruz. Herhangi bir böyle e, menfaat vesaire falan filan gütmeden en azından bir insan evladı için, iki insan evladı için, üç beş insan evladı için faydalı, olumlu, güzel şeyler paylaşabiliyoruz. Umuduyla çekmeye devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. İyi bir insan olmaya her zaman çalışın arkadaşlar. Tamam mı? Ya gerçekten yaban çakallığının ya işte ona kazık atayım, buna bilmem madik atayım, bununla yani uf. Böyle çakallık yapayım, bilmem ne yapayım, bir şey olmuyor ya. Gerçekten bak, ben hayatta çok e, insan sarrafıyımdır demek istemiyorum ama çok insan tanıdım yani bugüne kadar bana yetecek kadar insan tanıdım. Zaten açıkçası çok yeni insanla da tanışmayı o yüzden pek sevmem yani. Hayatımda böyle kendimce kafamı, tafamın kaldırdığı kadarıyla rafine ettiğimi düşünüyorum zaten. Çok da böyle e, keyif aldım insanlarla vakit geçirebildiğim kadar geçirmeye çalışıyorum ama ya. Yani, şunu diyeceğim. Gerçekten hayatta taklacı güvercine dönen onlarca insan gördüm bugüne kadar. Böyle yaban çakalı çok insan gördüm. Hiçbirisi gün sonunda çok da böyle mutlu olmadı. Yani bir yerde atıyorum e, internken diğer intern arkadaşıma kazık atayım. Asistanken diğer asistan arkadaşıma iş kitleyim kazık atayım. Var bak böyle insanlar var. Bunları her yerde göreceksiniz. Gün sonunda bu insanlar mutlu olmuyor ya. Ya evet işte ulan falanca adamı nasıl da kazıkladım ona göre büyük başarı tamam mı ama ya bu insanlar şöyle düşünün tamam mı? Boktan bir insan olmanın en boktan özelliği nedir biliyor musunuz aslında? Ee, ben bunu anlayabildiğim için söylemiyorum ama tahmin ettiğim için söylüyorum. Mesela siz boktan bir insana sadece tahammül etmek zorundasınızdır ama... Aslında var ya sadece 3-5 saat tahammül edersiniz. En fazla. Düşünsene. Diyelim ki meslek hayatında çok boktan bir meslektaşım var. E, asistan. E, atıyorum kıdemlin olur, çömezin olur, eş kıdemli olur. Her neyse ama en fazla buna mesai saati kadar maruz kalırsın. Ha. Tamam mı? 8 saat, 10 saat, neyse işte 6 saat, 5 saat. Ama düşünsene. O adam o kendi boktan kafasına 7-24 maruz kalıyor. İnsanın Sonuçta kendi iç sesine maruz kalması da vardır tamam mı? İyi bir insansan aslında hep 24 saat iyi bir insanla maruz, iyi bir insana maruz kalırsın. İyi bir insan olmaya çalışırsan 24 saat hep iyi bir insan olmaya çalışan bir insanla muhatap olursun. Ha ama boktan bir insansan da aslında bu çok kötü bir şeydir ya. Yani o insanlara böyle bunu böyle düşününce var ya o insanlara da ayrı bir şey gelir size. Nefret değil de bir acıma gelir yani. Bak o insandan mesela sen bizzat muhatap olurken nefret edersin belki ama aslında kendini o insanın yerine koyunca ona acırsın tamam dersin ki ya ulan yazık yani bu yaban çakalı kafasıyla kendi kendine 7-24 muhatap bu adam tamam mı? Ayın 30 günü muhatap, yılın 365 günü muhatap ve boktan bir insan olmaya devam ettikçe de o insan hep de öyle kalmaya da devam edecek. Ve aslında var ya bu da dediğimin devamına geliyor. Ya bu insanlar inanın ki size bak vallahi yani böyle bazen insan çok böyle insanlara kızıp öfkelenebiliyor ya ya da böyle kardeşim bir sen akıllısın da biz mi aptalız falan filan gibi böyle bazen reaksiyon gösterebilirsiniz durumuna şeyine göre ama böyle insanlar günün sonunda mutlu falan olmuyor zaten arkadaşlar. O yüzden daima siz her zaman iyi, medeni ve Sağlıklı psikolojik ve zihinsel olarak ve fiziksel olarak da sağlıklı bir insan olmaya çalışın, spor yapın, tamam, mı egzersiz yapın. Ee, onun da zaten ayrıca şeyini şey yaptık, hobiler elde edin, güzel insan ilişkileri kurun. Evlenirken düğün falan çok para harcamayın. Ev falan tutacaksanız da çok böyle lükse kaçmayın, tamam. Mı? Paranız cebinizde kalsın. Onu böyle daha güzel, daha size katkı sağlayacak şeylere yönlendirmeye çalışın. Ya da böyle en azından e, faydalı. Ee, bir insan olmaya çalışın daima. Diyelim Kocaeli buluşması gelir mi senseyi? vallahi sanırım gelmez. Çok çok vakit olmuyor ya. Gerçekten hayat çok çok yoğun geliyor ya. Böyle rahat olsa bile çok da böyle bir denk gelemiyoruz. Ya Kanunullah senseyinizle bile aylar sonra ilk defa dün denk gelebildik canlı yayında yaptık zaten onu da izleyin arkadaşlar vakit bulduğunuz bir zaman tuz falan çalışıyorsanız çok e, izlemenize gerek yok ama biraz fazla goy goy yaptık 2 saat kadar falan ama neyse fırsat bulursanız onu da izleyin güzel değişik bir yayın oldu o da uzun süre sonra ama neyse nihayetinde hakikaten Kanullah'la bile çok doğru düzgün zaten görüşemez denk gelemez yani çok maalesef o konuda bir sözde veremeyim veremeyiz diyelim. Videomuzu kapatalım. Beğen butonuna hala abonmaktan da çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.